Şunları söylememde bir farklılık olur mu bilmiyorum ama Buyurun hocam. resim atölyesinde Bolu'dan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden doçent Mahmut Öztürk geliyor. Seramik atölyesine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden doçent Burcu Karabey geliyor. Grafik atölyesini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden doçent Ali Tomak geliyor. Baskı resim atölyesini Balıkesir Üniversitesi'nden Şafak Erdem, fotoğraf atölyesini Hacettepe'den Mehmet Aslan Güven ve yine bizden İsmail Gökçe diye bir hocamız var. Heykel atölyesini Erzurum'dan doçent Mustafa Bulat şu anda o ekibiyle beraber burada yürütecekler. Tabii ki bunlarla beraber bizim fakültemizdeki öğretim elemanı arkadaşlarımız da bu arkadaşlarımıza atölyelere tümüyle etkin olarak destek verecektir. Bu da bizim gerçeğimiz. Bununla beraber şunu özellikle de belirteyim. Yani bu ilki etkinlik kapsamında her etkinlikte bir tane de teorik sunum yapan yani sanatın felsefesini, sanatın teorisini tartışan bir usta getiriyordu, bir hoca getiriyordu. Bu yıl Profesör Doktor Sıtkı Erinç gelecek. Bu benim de hocamdır yine aynı zamanda. Doğuş Üniversitesi'nde çalışıyor hocamız. Sanatçı ve sanatsever ilişkisinin dominantları konusunda felsefi bir konuşma yapacak. Çok güzel hocam. Hocamız 5 Nisan'da kütüphanemizdeki Salon 2'de saat 10.30'da bunun duyurusunu biz yine ayrıca yapacağız. Ben gerçekten bunun kaçırılmaması önemserim. Evet, yakında üniversite öğrencileri Evet. gerçekten çok Hayır, şanslı. sadece yakında o değil. Tüm Tüm sanatsever herkes. Adada kim varsa, kim varsa gelmek hepsini istiyorsa davet. Evet. hepsine kapımız açık. Hocam biz bunları buraya bıraktım ama bunlardan biraz bahsedelim mi? Zamanımız var mı? Süremiz kısıtlı ama ben üzerinden geçmek istiyorum. Peki Mesela şundan bahsetmek istiyoruz hocam. Bizim tabii şeyimiz yani bu akademiyada bizim alnımızın akı, bizim göğsümüze taşındığımız madalyon. Ama bununla beraber Rauf Denktaş'la ilgili bir ekspres yarışması. Geçen sene bunun sergisi açıldı. Ben Hacettepe'de maalesef benim o zamanki idarecilerim bana izin vermedikleri için ödül törenine katılamadım. Televizyondan izledim ben. Yakın Doğu TV'nin yayınını bilgisayardan izledim ben. Gözlerim yaşlı bu etkinliğe gelemediğim için. Çünkü bunun oluşmasını biz hep beraber rahmetli Rauf Denktaş'ı ziyarete gitmiştik. Dönüşünde bir yere oturduk yemek yerken orada böyle bir etkinlik neden yapmıyoruz dedik. Ve böyle bir katalog üniversite bizim basmamıza yardımcı oldu. Yani bu gerçekten kütüphanelere zaten dağıtıldı. Kaç ülkeden olduğunun rakamı burada var ama sanıyorum 50'ye yakın ülkeye bu katalog gönderildi. Kuzey Çok Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rauf Denktaş'ın adı buralara gitti. Yani bu üniversitemizin bize sağladığı olanaklarla gerçekleştirdiğimiz bir güzel. etkinlik. Çok önemli bir etkinlik.